Selamlar millet, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar arabanın ufak tefek işleri vardı, yapılacak şeyler vardı. Birkaç parça almıştım, onları takacaktım. Hem daha çok video çekmemi isteyen arkadaşlar var, hem de böyle sohbet muhabbet konulu bir video olsun diye bu videoyu çekiyorum. Normalde zaten her gün bu şekilde arabayla uğraşıyorum. Birçok arkadaş mesaj ediyor işte, daha çok video at, daha çok video at diye. Bugün tamamen hem onlar için hem de değişiklik olsun diye bu tarzda bir video yapacağım. Şimdi arabanın size önce halini göstereyim, hem dışarıdan hem içeriden. Şimdi arabanın halini görün. Araba şu an bu şekilde. Bu arada lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü kanaldaki videoları izleyenlerin %95 kanala abone olmamış hala. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şöyle arabaya baktığımızda dışarıdan bir farklılık var. Şöyle ön cama güzel bir yazı yazdırdık. Şöyle gördüğünüz gibi krom gri desenler var. İşte vergi pullarımız falan filan. Aracın arkası, bagajı falan çok kötü. Bugün onları düzenleyeceğiz. Yapılacak şeyler var. Gördüğünüz gibi buradaki cep takılacak. Kapı ceplikleri takılacak. Arabaya yeni paspaslar aldım. Birkaç parça aldım, onları takılacak. Burada eksik civataları tamamlayacağım. Şöyle bagaja geçtiğimizde bagaj diyorum. Arka koltuk zaten bit pazarı gibi. Şöyle cepliklerim var. Yeni paspas takımı almıştım. Ayak altı ledleri patlamıştı. Onların yenisini aldım. Şu cepliğimiz var. Orada bezler falan filan var. Bugün bayağı bir işimiz var arabayla. Şöyle bagaja geldiğimizde, bagaj ayrı bir bit pazar zaten. Şöyle işte kovam, kutularım, şu amfiyi taktırdım mesela. Bu aşağı düştü, bu amfiyi şuraya takacağız. Bu woofer'ı düzelteceğiz ve sabitleyeceğiz, sağa sola bir yere çatmasın diye. Şimdi öncelikle arabadaki bütün yayıntıları bir dışarı çıkartalım sizle beraber. Ondan sonra neyi nereye nasıl takacağız hep beraber görelim. Şimdi videoya geçelim. Dediğim gibi lütfen kanalıma aşağıdaki butonlardan abone olmayı unutmayın. Ve bu tarz daha çok video gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenip aşağıda yorum bırakabilirsiniz. Şimdi boşaltmaya başlayalım arabayı. Evet, önce bagajı boşaltmakla başlayalım. Şöyle hem de arabamda ne var videosu gibi bir şey olacak. Yani arabamda şöyle temizlik malzemeleri koyduğum bir kovam var. Şöyle bir kutumuz var. Bu ayakkabı falan filan koymuşum festivale gittiğimiz için. Burada Amfi'nin kutusu var. Arabanın çok dağınık, hani böyle arada sırada uzun süre temizlemedikten sonra böyle güzel bir temizlik yapmamız gerekiyor. Bakın burada bezler var mesela. Ön cam için şey var. Burada yine bir poşet çıktı. Bunların hepsini teker teker boşaltacağız, bakacağız. Bakın şöyle şişeler çıktı. Tofaş da olmazsa olmaz, şişeler zaten çıkması lazım. Bu arada hemen bir reklam girelim, kendi reklamım. Arkadaşlar beni Instagram'da takip ediyorsunuz zaten bunu görmüşsünüzdür. Şöyle Atakan Kara hızlı cilaları çıkardım arkadaşlar. Bu cilaların daha tanıtım videosunu çekmedim ama ilerleyen zamanlarda tanıtım videosunu çekeceğim. Bu cila için yaklaşık 2-3 aydır uğraşıyorum. 2-3 ay kendim önce bir denedim, hem arabamda hem farklı arabalarda etkisini ve kalıcılığını beğendiğim için böyle bir ürün satışa çıkarmak istedim. Şu ürün 500 ml hızlı cila, sadece 35 lira arkadaşlar. Bunlardan sipariş vermek isterseniz benim Instagram hesabıma mesaj atabilirsiniz. Şu an ekranda çıktı zaten. Şu anda kapıda ödeme şeklinde yollayamıyorum. Çünkü kargo firmasıyla herhangi bir anlaşmam yok. Bana havale yaptığınızda bu cilaya sahip olabilirsiniz. Cilanın hemen özelliğine bahsedeyim size. Arabayı yıkadıktan sonra sıkıyorsunuz, siliyorsunuz. Hem güzel bir seramik etkisi yaratıyor, su kaydırıyor, hem de güzel bir parlaklık veriyor. Zaten şöyle hem arkasında hem de önünde işte nasıl kullanılır falan filan. Hem de şişesi oldukça güzel. Şişesinin güzel bir şey olmasına dikkat ettim. Bunlardan almak isterseniz bana Instagram'da ulaşabilirsiniz. Şimdi temizliğe devam edelim. Böyle bir spoiler almıştım fuardan, aracım uymadığı için takmıyorum. Alüminyum folyo çıktı. Bak, çakmak çıktı. Sonra burada poşet var. Bir krikomuz var şöyle. Her şeyi toparlayalım. Şöyle güzel bir küçük bir süngerim var. Bunu da tam pompalatmak için kullanıyorum. Burada amfimiz var. Bu amfiyi şöyle ilk bunu yapsak. Şöyle sabitleyeceğiz. Şu bagaj alsın, bir sökelim şöyle.
Abo, burası zaten ayrı bir pazar. Şöyle göstereyim size de. Bakın. Şurayı bir temizlemem gerek. Silikon parçaları vesaire vesaire bir şey var. Şimdi şu ikinci amfimi hoparlörlerin altına vidalayacağım. Bunu da size en yakın nereden gösterebilirim? Kamera açısı olarak hemen böyle bir YouTube aç yapalım. Allah telefon düşüyor. Evet sanırım burası iyi şöyle. Of, benim bunun için büyük ihtimal bagaja girmem lazım. Evet bir tanesini tutturduk en azından. Evet. Sonunda amfiyi takabildim. Şöyle amfiyi şuraya sabitledim. Yer kaplamasın diye. Şimdi bu kabloları da cırt kelepçelerle şurayı güzelce bir toparlayayım. Tekrardan kamerayı açayım sizler için. Şimdi cırt kelepçelerle şöyle siyah cırt kelepçelerle bütün kabloları bağladım, cırtladım yani. Hem güzel şöyle temiz bir görüntü oldu. Bu da zaten sadece basın kablosu. Bu basa gireceği için şimdilik şu şekilde bir temizlik yaptım. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Şeyleri takalım ya. Kapı cepliklerini takalım. Şunları takalım bakalım. Civatalarını almıştım zaten. Şimdi onları montaja geçelim. Evet şöyle kapı cepliklerimiz, orijinal cepliklerimiz geldi. Şimdi bunların montajını yapacağız. Şu döşemeyi önce bir yukarı kaldıralım. Evet bu tarafın cepliğini şöyle cepliği montajını yaptım. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Eğer arabanız Şahin'se, döşemesi yani bu şekildeyse, Doğan değilse, buraya 20 santimlik panzot aldığınız zaman şu cam kolu sürtüyor. Ben bunu önceden cam kolunu kesmiştim. Öyle kısaltmıştım. Bir şeyler yapmıştım ama o pek hoşuma gitmemişti. Onun için orijinal çevirdim. Şöyle kapatalım. Sürtüyorum bakalım. Evet orijinal cepliğimiz de bu şekilde. Buraya bezlerimi koyacağım işte. Kokularım falan filan var. Şimdi öbür tarafa geçelim. Monte ettim şöyle 2-2. Bir tane de burada toplamda 5 tane civatası var. Şöyle sade güzel bir görüntü oldu. Şimdi şu vitesin şu göğsünün altındaki şu parçayı monte edeyim. Hem şurayı biraz toparlayayım bakalım. Güzel bir görüntü olsun. Evet. Göğsünün altındaki şu parçayı da taktım. Bayağı tozlu. Şunu şöyle bir sileyim dedim. Düştü. Buna bir tane daha cıvata atmamız lazım da onu da yer çok zor yerde ya. Şurada değil mi? Aynen. Neyse. Şimdilik bu şekilde olsun. Ben şunu şöyle bir sileyim. Tozunu alayım. Bu şekilde oldu. Şimdi başka ne yapacaktık? Şu ayna pek sabit durmuyor. Bunu silikonla yapıştırabilirim şuraya ya. Şimdi şu aynaya biraz silikon sıkalım. Bakın şöyle bir sallanıyor. Şurayı sıcak silikonla doldursak büyük ihtimal biraz sağlam durur. Onun haricinde yeni paspaslar geldi. Onları koyacağız. Arabanın içinde birkaç yiyinti var. En önemlisi şu bagajı düzenledik. O iyi oldu. Şimdi ne yapalım o zaman? Ne yapacaktık lan? Ne yapacağımı unuttum. He, şu aynayı yapıştırmak için silikon tabancasını takalım birize. Evet arkadaşlar bütün işleri bitirdim. Bagajı düzenledim. Arabanın içine hem de bir motor içine bir şey yaptım. Şimdi onlardan hep beraber neler yapmışım bahsedeyim. Öncelikle ceplikleri taktık. Göğsünün altındaki parçayı taktık. Şöyle yeni sıfır paspaslarımız var. 3 boyutlu. Bu paspasları N11'den 30 liraya aldım. Ücretsiz kargo.
Bu ürünün linkini açıklamaya koyacağım. Zaten bu şeyin kargosu 10-15 lira. Bu paspas 10-15 liraya falan geliyor. Almak isterseniz tavsiye ederim. Hem de dokusu mokusu oldukça güzel. Arabanın içini biraz toparladım. Torpido dağınıktı. Şurada işte birkaç tornavida parfüm koydum. Öbür tarafa bezlerimi koydum. Yine aynı şekilde bu tarafa da paspasımı koydum. Tertemiz oldu. Aynı şekilde arkaya da 3 parça 1-2-3 paspaslarımızı yerleştirdik. Arabanın içi tertemiz oldu. Bagaja gelirsek bagajın döşemesini yerleştirdim. Basışı öyle köşeye doğru sabitledim. Bu çok zor kıpırdar artık. Bir şu temizlik kovamı da koydum arabanın içine. Bu iş tamamdır. Bir de arabam çok az bir su eksiltmişti. Hem yedek su deposuna su doldurdum. Hem de radyatörün içine biraz da su koydum. Hem de bir yağını suyunu kontrol ettim. Siz de böyle en azından 2-3 günde bir, bir haftada bir aracınızın hem yağını hem suyunu kontrol etmenizin çok büyük bir faydası var. Size bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu böyle değişik bir video oldu. Arabayla uğraştığım, işte yaptığım şeyleri falan filan anlattım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha çok bu tarz böyle arabayla daha çok uğraşırken video istiyorsanız açıklamalarda belirtmeyi unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.